Sırada Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdürü değerli hocamız Profesör Çetin Aydar var. Kendilerini alkışlarla huzurlarınıza davet ediyoruz. Sayın konuklar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 7 dakikayı aşmamaya gayret edeceğim. Çok teşekkür ederim değerli hocam. Sağ olun. Efendim, bir ülkenin sağlık politikasında yapılacak bir değişiklik sadece doktorları ve sağlık çalışanlarını, hukuk sisteminde yapılacak bir değişiklik sadece hakim, savcı ve avukatları, eğitim sisteminde yapılacak bir değişiklik sadece öğretmenleri ve öğrencileri ilgilendirmez. Bu konular toplumun tümünü etkileyen ve tüm paydaşların onayının da alınması gereken değişikliklerdir. Kültür ve sanat konusunda yapılacak değişiklikler de sadece birkaç bin olduğunu tahmin ettiğimiz sanatçıyı ilgilendirmeyip bütün bir toplumu ilgilendiren bir konudur. Son yıllarda karşılaştığımız önemli diğer değişikliklerde olduğu gibi hiçbir paydaş ile görüşülmeden kotarılmakta olan TÜSAK yangından mal kaçırırcasına yaşama geçirilmek istenmektedir. Bu konuyu sadece sanatçıların konusu olmaktan çıkarmak için çaba gösteren ve konunun kamuoyuna mal olmasına destek veren Türkiye Barolar Birliği'ne ve değerli başkanı Profesör Doktor Metin Feyzioğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum. Bu iş kamuoyuna mal olmadığı sürece birkaç bin sanatçının üstesinden gelebileceği bir iş değildir. Osmanlı'nın batılılaşma süreci bir tercih değil, bir zorunluluktur. Bu zorunluluk askeri alanda başlamış olsa da genel olarak eğitim ve sanat konularında da çok önemli sonuçlar vermiştir. Modern ordu çağdaş ve pozitivist bir eğitim zorunluluğu doğurmuş. Mühendislik, tıp, veterinerlik alanlarının yanı sıra yeni bir de müzik gerektirmiştir. Osmanlı başkenti İstanbul, yabancı tiyatroların, İtalyan opera gruplarının, ünlü besteci yorumcuların ziyaret ettiği bir kent olduğu zamanında. Yani aslında tarihimizde bu sanat dallarıyla olan ilişkimiz sanıldığı kadar zayıf değildir. Oysa bugün biz bu sanat dallarını toplumu bu sanat dallarına yabancılaştırmaya çalışmaktayız. Buna izin vermememiz gerekmekte. Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte kültür ve sanata olan yaklaşım anlamlı bir şekilde değişmiştir. 1924 yılında Cumhuriyet henüz bir yaşındayken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurduğu ilk eğitim kurumu Musiki Muallim Mektebi'dir. Cumhuriyet yurttaşlarına kurumsal olarak müzik eğitimi vermek için bir mektep kurmuştur. O zaman tırnak içinde aklı başında bir veli çocuğunu bu okula göndermeyeceğinden ilk öğrencileri İstanbul Yetimhanesi'nden getirilmiştir. İstanbul'dan Ankara'ya taşınan ve adı Riyaseti Cumhur Filarmoni Orkestrası olarak değiştirilen Mızıkai Hümayun'un üyeleri ilk öğretmenleri olmuştur bu öğrencilerin. 1936 yılında Atatürk'ün direktifleriyle Almanya'dan davet edilen Paul Hindemith, Ankara Devlet Konservatuarı'nın kuruluşunu Musiki Muallim Mektebi'nde yaptığı bir sınavla gerçekleştirmiştir. Ayrıca bu sınavda belki de konservatuara uygun görülmeyen öğrenciler Gazi Terbiye Enstitüsü'ne müzik öğretmeni olmak üzere yönlendirilmişlerdir. Yani Musiki Muallim Mektebi iki tane dev kurumun doğmasını sağlamıştır Cumhuriyetimizde. Bu sırada yurt dışına gönderilmiş olan, müzik eğitimi için yurt dışına gönderilmiş olan
Türk gençleri yurda dönmüş ve bu kurumlarda, yani Ankara Devlet Konservatuarı, benim de mezun olmaktan onur ve gurur duyduğum Ankara Devlet Konservatuarı'nda ve Gazi Eğitim, Gazi Terbiye'de öğretmenlik yapmaya başlamışlar ve bu ülke kendi sanatçılarını yetiştirmeye başlamıştır. Cumhuriyet'in vizyonu Osmanlı'dan bu açıdan farklıdır. Çünkü Cumhuriyet kendi sanatçısını yetiştirerek bu ülkede kurumsal olarak ulusal ve evrensel sanatı benimsetmeye ve yaymaya dair bir vizyona sahip olmuştur. Kıt kaynaklarla ancak yüksek ülkülerle başlayan bu macera bugün arzu edilen seviyede midir? Arzu edilen seviyeye gelmemişse bunun nedenleri nedir? Heyecan kaybı yaşanmaktaysa bunun nedeni nedir? YÖK'e bağlandıktan sonra yaşadığımız sorunlar, hızla çoğalan konservatuarlarımız ne durumdadır? Neden son yıllarda yeni üniversiteler sadece Türk Müzikisi Devlet Konservatuarları kurmaktadır? Bu okulların durumu nedir? Eminim ki bu sorulara hepimizin vereceği cevaplar vardır. Daha iyi olmaları için bu kurumların da çözüm önerilerimiz vardır. Ancak bugün asıl sorun kendi sanatçısı ile evrensel kültür ve sanatı yurt sathına yaymayı hedef almış bir anlayışın tasfiyesiyle karşı karşıya olmamızdır. Sanırım diğer alanların tasfiyesinde önemli aşamalar kat edildiği için bugün sıra kültür ve sanata gelmiş durumdadır. Kültür sanat alanı taşeronlaştırılmak, ulusal kültür sanat sistemimiz rant elde edilecek bir sisteme dönüştürülmek istenmektedir. Kendi alanım olan konservatuarı da ilgilendiren birkaç tuzağa dikkat çekmek isterim. Özellikle bu TÜSAK yasa tasarısındaki. Bu tasarıdaki bazı havuçlar diyorum ben buna. Bu havuçlar ile hedef saptırılmaya ve camia içten bölünmeye çalışılmaktadır. İyi bir emekli ikramiyesiyle emekliye teşvik edilecek olan sanatçılar ilk havuçtur. Buna hayır diyecek bir sanatçı bugün yok gibidir camiada. Genç ve tırnak içinde taşra diye tabir edilen Antalya, Bursa, Mersin, Adana, Samsun gibi illerimizde çalışan genç opera, bale, senfoni orkestrası sanatçıları, Devlet Tiyatrosu'nun Anadolu'da çalışan tüm elemanları bu tasarı ile 3 büyük ile tayin edilecekleri ümidiyle kazanılmaya çalışılmaktadır. Bu kentlerin sanat hayatı çöle dönecektir. Emekli olacaklara konservatuarlarda öğretim elemanı olma yolu açılmaktadır. Bu biraz önceki sayın konuşmacının da bahsettiği gibi biz akademisyenlerin çok tereddütle yaklaştığımız bir konudur. Tüm konservatuar öğrencilere iş olanağı verileceği şifayen söylenmiştir. Yasa tasarısında görmedik ama son genel müdürler toplantısında bunun ifade edildiğini biliyoruz. Bu yani öğrencilere ve velilere yönelik bir havuçtur. Hepiniz iş sahibi olacaksınız. Nasıl bir ortamda iş sahibi olacaksınız? Nasıl bir sanat yapacaksınız o işe sahip olduktan sonra? Bunlardan bahsedilmemektedir. Bu havuçtur ve inanılmaması gerektir. Ayrıca sanat olayının her mezuna iş vaadiyle sulandırılmaması gerektir. Sanatta bir rekabet vardır. Siz daha iyi olmak için çabalamak zorundasınızdır. Eğer size hepinize iş garantisi vardır derseniz biz bugün sahip olduğumuz öğrencileri zannetmiyorum ki motive edebilelim. Nasıl olsa iş sahibi olacağız. Rekabetin olmadığı yerde sanatın yükselmesi, ilerlemesi mümkün değildir. Her konservatuar öğrencisine iş olanağı verilmesi bir safsatadır. Gerçekleşmesini de arzu etmediğimiz bir şeydir. Rekabet olmalıdır mutlaka bu sektörde. Yetenekli öğrencilerin yurt dışına gönderilmesi. Biliyorsunuz 1948 yılında İsmet İnönü'nün başbakanlığı döneminde, Hasan Ali Yücel'in Milli Eğitim Bakanı olduğu dönemde Sunakan İdilbilet Yasası ismiyle çıkarılan bir harika çocuklar yasası vardır. Biri zannediyorum 8, diğeri 12 yaşındaki iki harika çocuğu yurt dışına göndermek zorunda kalır Türkiye Cumhuriyeti eğitime
Çünkü bu küçük yaştaki çocuklara bu düzeyde eğitim verecek henüz bir kurumumuz yoktur. Ama bugün 2013-2014 yılı içindeyiz. Ve bizim ülke olarak böyle bir hedefimiz olmalı. Bizim küçük çocuklara bu eğitimi verebilme iddiamız olmalı. Ki vardır. Fazıl Say bu ülkede eğitim görmüştür. Daha sonra yüksek lisans için yurt dışına gitmiştir. Ayrıca yurt dışında eğitim tabii ki gereklidir bütün sanatçılar için. Ama bunun yolları da mevcuttur. Eğer istenirse bunlar çoğaltılabilirdi hükümet tarafından. Bu yüzden bu havuçlara dikkat etmeli ve kurum çalışanları, öğrenciler, veliler ve kamuoyu bu konularda doğru bilgilendirilmelidir. Bu konularda doğru bilgilendirme görevi de maalesef kurum yönetimlerinden artık yöneticilerinden beklenmemekte. O yüzden sendikalarımız ve konuyla ilgili dernekler ve birliklerden beklediğimiz konudur. Sahaya gidip bu konunun tuzakların birebir orada dile getirilmesi gerekmektedir. Son sözlerim, TÜRSAK yasa tasarısı bir okus pokus yasasıdır. Ve bir hamlede devlet tiyatrolarını, devlet opera ve balelerini, senfoni orkestralarını, korolarını, halk dansları topluluklarını, Türk müziği topluluklarını yok edecektir. Kısa bir süre içinde de konservatuarların yok olduğuna şahit olacağız. Gidecek bir yeri, bir hedefi olmayan insanlar neden bir müzik eğitimi, bir sanat eğitimi almak istesinler ki? Cumhuriyetin aydınlanma kurumları olarak algılanması gereken bu kazanımları kaybetmek, ülkemizin ve özellikle Anadolu kentlerinin bir kültür-sanat çölüne dönmesi anlamına gelecektir. Gizlice hazırlanan, kurumlara ve kamuoyuna empoze edilmeye çalışılan TÜRSAK kabul edilemez. Bu taslağın üzerinde çalışmak dahi kabul edilemez ve bizim camiamızın bu oyuna da gelmemesi gerekir. Bravo hocam. TÜRSAK'ın hiçbir yerinde bu camianın hiçbir üyesi bulunmamak zorundadır. Bravo. Saygılarımla. Bravo.